Evet sevgili Kanal T izleyicileri, Kanal T ekranlarından günaydınlar. Bugün stüdyo konuğumuz Doktor Suat Günsel, Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Profesör Doktor Arzu Babayiğit. Kendisiyle çocuk sağlığını ve immün hastalıkları konuşacağız, alerjiyi konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız efendim, iyisiniz? Teşekkür ederim, ben iyiyim. Ülkemizin de çok daha iyi olacağı sağlıklı günler diliyorum herkese. Evet, malum dünyanın en büyük sorunu şu an Covid-19. Bütün Evet. problemleri bir kenara bıraktı Evet, ülkeler. evet. Covid-19 salgınıyla uğraşıyorlar. Dünya böyle, Evet, evet. Covid-19 salgınının hep büyüklere ilgili kısmı ağırlıkla programlarda yer aldı. Çocuk sağlığı da tabii ki çoğu programda ele alındı ama burada da bir eksiklik olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? İsterseniz konuya öyle başlayalım. Tabii. Şimdi öncelikle tabii ki hani bütün dünyayı etkisi altına alan önemli bir salgınla, bir pandemiyle karşı karşıyayız. Bütün dünya ülkeleri, en gelişmiş dünya ülkeleri şu anda bununla uğraşıyor. Dolayısıyla gündemimiz bu. Erişkin hastaları çok daha fazla konuştuk. Evet. Evet. Çünkü hastalık erişkinlerde çok daha sık görülüyor. Çok daha ağır seyrediyor. Bulguları, tedavisi çok daha fazla çalışılmış. Çocuklarla ilgili az veri var elimizde. Ama şunu biliyoruz, hani artık o hani net olarak hafızalara kazınmış durumda. Çocuklara dokunmayan hastalık olarak geçiyor. Gerçekten çocuklar çok daha az etkileniyor. Çok daha hafif semptomlarla geçiyor. Ve dünya nüfusunda etkilenenlere baktığımızda, hani bütün dünya, ilk önce Çin'den veriler geldi örneğin elimizde. Bütün hastaları inceledik. Yaklaşık çocuk hastaların oranı %2 civarında. Yani %97-98 erişkin hasta. Bu bizim çocuk doktoru olarak yüzümüzü güldüren bir nokta. Hani fakat olmuyor mu? Elbette oluyor. Çoğu %90 çocuklarda hafif veya asemptomatik dediğimiz %30 çocukta hiç bulgu vermeden sadece taşıyıcı virüsü alıyor, hiç bulgusu olmuyor, bu şekilde geçiyor çocuklar. %6 çocukta ağır şikayetlere neden oluyor. Bu nedenle işte hani çocuklara dokunmayan hastalık diye artık hani literatürde yerini almış durumda. İsterseniz buradan da bir çağrı yapalım. Eğer hocamıza sormak istediğiniz sorular olursa bizleri Kanal T'nin Facebook sayfasından canlı yayınımızın altına yapacağınız yorumlarla birinci elden ulaştırma imkanına erişmiş oluruz. Muhakkak. Evet hocam, çocuklara dokunmuyor dedik ama bazı istisnai vakalarda özellikle Türkiye medyası daha yakın olduğu için bizlere oradan Muhakkak. görüyoruz. Çok daha fazla sayıda hasta takip eden ülkelerden. Tabii ki hani daha net veriler var elimizde. Çocuklara dokunmayan hastalık diyoruz ama bu bir kural değil elbette. Hani çocuklara baktığımızda %6'sında ağır seyredebiliyor, hastaneye yatışı gerektirebiliyor. Çok nadir çocukta yoğun bakım ihtiyacı gerektirebiliyor. Yine de atlanmaması, önemsenmesi gereken bir durum. Çocuklar asemptomatik dediğimiz hiç bulgu vermeden taşıyıcı da olabiliyor. Yani hastalığı nakledip çok daha fazla insanda hastalığa yol açmasına neden olabiliyor. O yüzden çocuk hastaları iyi tanımamız gerekiyor. Gözden kaçırmamamız gerekiyor. Elbette çocuk hastalar da çok çok önemli. Peki çocuk hastalar niye daha az hasta oluyor Evet. diye çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bu konuda araştırmalar var. Halen %100 net değil ama bu virüsün hücreye bağlanması için bazı maddelere ihtiyacı var. Reseptör dediğimiz. Bu koronavirüs, Covid-19 için hani özel bir reseptör var. Bu reseptör sayısının çocuklarda daha az olduğu gösterilmiş. Hani ve yapısının daha değişik olduğu. Bunun yanında tabii hani saptanamayan çocuk vakada çok fazla. Çünkü taşıyıcılık var, hafif hastalık var, tanı alamayan erişkinlerin üzerinde çok daha fazla duruluyor. Daha ağır hastalık geçtiği için. Onlar da atlanmıyor ama çocuklarda tanı atlanabiliyor. Bu nedenle de hani daha az Peki görüldüğüne hocam, dair veriler var. hamilelerde durum nedir? Yani Hamilelerde şöyle bir çünkü şey. Türkiye'de bir vaka gördüydük. Biz mesela Aynen. çocuk doğduktan sonra koronavirüs tespit edildi. Aynen. Tedavisi de gerçekleştirildi. Aynen. Daha sonra taburcu edildi ama. Şimdi bazı viral enfeksiyonlar hamilelerde çok ağır seyrediyor. Örneğin mevsimsel grip dediğimiz influenza,
mikrobu. Hamilelerde oldukça ağır seyredebiliyor, bebek kayıplarına neden olabiliyor. Şükür ki koronavirüs böyle bir hastalık grubunda değil. Hani hamilelerde de normal popülasyonda nasıl geçiriliyorsa o şekilde geçiriliyor. Fakat tabii ki hani bebek doğduğunda yakın temasla, hani amniyon sıvısıyla geçmiyor bebeğe hani doğarken, ama anneyle yakın temasla eğer aktif enfeksiyonu varsa bebeğe de bulaşabiliyor. Bebek ilk bir yaşta, yani immün sistemin, bağışıklık sisteminin tam gelişmediği, gelişmekte olduğu ilk bir yaşta normal çocuk popülasyonuna göre daha ağır geçirilebiliyor hastalık. Peki çocuklarda biliyorsunuz artık bahar ayına da geldik. Alerjiyi de beraberinde de geliyor bahar ayıyla birlikte. Benzer septomlar görülebiliyor mu? Yani hem alerjidir ama koronavirüs taşıyabilir. Yani sadece burayı için değil. Koronavirüstür ama alerji diye de geçiştirilebilir. Bu noktalarda nasıl bir ayrım yapmak lazım? Yani bunu nasıl biz bileceğiz aile bireyler? Şimdi o konuya hemen devam edeceğim. Hani ondan önce bir kısa bilgi vermek istiyorum. Örneğin hani çocuk hastalarla ilgili en net veriler elimizde Çin'den hani gelen çalışmalarla var. Onlar bu hastalığı bizden daha önce bitirip kontrol altına aldılar. Dolayısıyla dünya literatüründe hani çocuk hastalarla ilgili en geniş veri Çin'den gelmiş. Örneğin 2143 çocuk hastaya bakmışlar koronavirüs tanısı alan. Ne oluyor bu çocuklarda? Neden daha hafif seyrediyor? Sadece bir vaka kaybedilmiş. 2143 hasta içerisinde sadece bir çocuk, o da 5-19 yaş arası, 0-5 yaş arası hiç ölüm yok. Hastalık %90 hafif seyrediyor. Ve Çin'den gelen veriler daha bize yol gösterici oluyor çocuklarda hani hastalık açısından. Bu bizim hani yüz güldürücü tarafımız. Dünyada çocuk ölümü ilk 22 Mart'ta rapor edilmiş. Yani 0-5 yaş arası çocuk ölümü 22 Mart'ta. Yani hastalık başlangıcından sonra oldukça geç bir tarih. Bunlar hep bizim çocuk hekimleri için yüzümüzü güldüren taraflar. Şimdi ama tabii hani hastalık daha hafif geçtiği için başka hastalıklarla iç içe girebiliyor. Örneğin şimdi alerjinin mevsimindeyiz. Tam polen dönemindeyiz. En yoğun polenin saçıldığı mevsimlerdeyiz. Mart'la Mayıs arası özellikle hani Kıbrıs'ta ve bütün dünya ülkelerinde değişik polenlerin, zeytinin, çamın, servinin, akasyanın çok farklı polen florasının alerjik bulguya neden olduğu mevsim bizim için. Alerjik hastalıklar nasıl seyrediyor? Burun akıntısı, ciddi bir burun kaşıntısı, ard arda gelen hapşırıklar, astım varsa öksürük de olabiliyor. Koronavirüsten ayıran en önemli belirteç, hani bizim alerjik hastalıklarımızda ateş eşlik etmiyor. Ama koronavirüs hastalarının neredeyse hani %70-80'inde ateş yüksekliği erişkin hastalar kadar yüksek ve dirençli seyretmese de çocuk hastalarda var. Ateş, öksürük, nefes darlığı, bu nefes darlığı dispne kısımları çocuk hastalar için illa şart değil. Olabilir, olmayabilir ama ateş öksürük genelde oluyor. Çocuklarda bir de bulantı, kusma, ishal de eşlik edebiliyor. Durumu iyice karıştırıyor. Hani ama işte söylediğiniz semptomlar koronavirüsün ve benzer seyreden. Benzer seyrediyor. Ateş ayırıcı bizim için. Ateş, kas ağrıları, miyajı dediğimiz yoğun kas ağrıları normalde alerjik hastalıklarda görülmeyen bulgular. Öksürük özellikle alerjik nezle için hani çok sık görülen bulgu değil. Burun akıntısı, burun kaşıntısı. Koronavirüste burun akıntısı genelde olmuyor. Ateş, ciddi bir boğaz ağrısı, ardından gelen öksürük ve nefes darlığıyla gidiyor. Dolayısıyla ateş ayırmamızda zaten en önemli belirteç. Biz alerjik hastalıklarda ateşi normalde hani eşlik eden bir komplikasyon yoksa asla beklemiyoruz. Hani bu noktada Dünya Sağlık Örgütü de başka ülkelerde, Türkiye Cumhuriyeti de gençlerin ve çocukların taşıyıcı olabileceğine vurgu yaptılar. Kesinlikle. Ki zaten Türkiye'de alınan yasaklarda mesela örnek verecek olursak 20 yaşına kadar sokağa çıkma yasağı var. Kesinlikle. Yani demek ki sizin söylediğiniz noktada hastalığın çocuklarda çok kolayca atlatılabileceği gözükürken bunların taşıyıcı olabileceği ifade ediliyor. Bunlar için ne yapmak lazım? Mesela özellikle yaşlıları bir noktada korumak gerekiyor. Yani bazı özel hani çok konuşuldu bu ama bazı özel koronavirüsün hani çok daha ağır seyrettiği, sevdiği hani grup var. Yaşlılar bunlar hani 60
5 yaş artık, hani o 60 yaşa da çekilmiş durumda. 60 yaş üstü ve bir takım kronik hastalığı olan grup bu. Gençlerde de kronik evet. hastalıklar varsa onlarda da ağır seyrediyor. Çocuklarda varsa onlarda da ağır seyrediyor. Örneğin hipertansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, ağır alerjik astımları varsa, kontrol altında değilse hastalıkları, KOAH dediğimiz hani kronik obstrüktif akciğer hastalığında, bağışıklık baskılayıcı ilaç almak zorunda kalanlarda çok daha ağır seyrediyor hastalık. Bu gruba çok dikkat etmek gerekiyor. Yaş ne olursa olsun altta yatan kronik hastalık varsa bu çocuk da olsa çok ağır seyredebiliyor. Bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Tabii bu beraberinde hem çocuklarda hem de ailelerde bir kaygıyla birlikte getiriyor. Çok ciddi bir kaygı. Bunun için ne yapmak lazım? Yani bunu en alt seviyeye indirmek gerekiyor diye düşünüyorum ama. Şimdi çocuk hastalarla, çocuklarla iletişim tabii ayrı bir sanat. Hani şimdi hani çocuklar için dünya değişti. Okullar bir anda tatil oldu, bir anda evde kalıyorlar. Hani bir anda arkadaş görüşmeleri bitti. Bambaşka bir ortam başladı. Dolayısıyla bazı çocuklarda ciddi kaygı bozuklukları, ciddi endişe, ciddi anksiyete ortaya çıkabiliyor. Nereden ortaya çıkabiliyor? Özellikle hani televizyon seyrediyorlar, anne babanın kaygısı onlara geçiyor. Hani koronavirüs deniyor, buna bağlı ağır hastalık deniyor, ölüm deniyor. Tabii bu çocukların hani küçük renkli dünyasında oldukça hani iç karartıcı bir tablo. Hani bunun için çocuklara aslında konuşmak gerekiyor. Ebeveynlerin konuşması gerekiyor, doğru konuşması gerekiyor. Yani öncelikle hani koronavirüs diye bir hastalık var. Hani evet bu bir virüs hastalığı, sen bunu göremezsin, minicik mikroskobik bir canlı, grip gibi bizi hasta ediyor, diğer grip mikrobu gibi. Hani ateşlenebilirsin, grip gibi hastalık geçirebilirsin. Çocuklar bunu hafif geçiriyor diye onlara muhakkak anlatıp hani kaygı düzeylerini biraz aşağı çekmemiz gerekiyor. Fakat çocuklar yaşlılarımıza, diğer hastalara bulaştırabiliyor bunu. O yüzden bizim kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Sık el yıkamamız gerekiyor. Evimizde kalmamız gerekiyor. Okulumuz bu nedenle biraz tatil kalacak. Hani bunun süresini bilemiyoruz. Kendini korurken diğerlerini de korumak için hani bir takım önlemler alacaksın. Zaman zaman hani maske takman gerekebilir. Çocuklarda çok kullanmıyoruz ama gerekebilir. Örneğin riskli bir ortama girildiyse, sosyal mesafe korunamıyorsa. Yani bunu güzelce çocuklara açıklayıp hani kaygı düzeylerini aşağı çekmekle mükellefiz. Bütün ebeveynler bundan sorumlu aslında. Yoksa kaygı bozukluğu olan, anksiyetesi yüksek çocuklarımız olacak. Bunu engellemeliyiz. Evet, zaten maskeleri de beraberinizle de getirdiniz. Evet. İyi de oldu. Şimdi çocukların maske takımında en büyük sorumluluk aile büyüklerine düşüyor. Yani çocukları koruyalım derken esasen o maskeyle birlikte o rahatsızlığı da getirebiliyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Bu noktada maske takımı nasıl gerçekleşmeli? Bunları... Çocuklarda ilk önce hani çok özür diliyorum hani sözünüzü kestim. Buyurun, hani, şimdi çocuklarda hani maske takımı çok önemli. Hani ama ondan en önemlisi el yıkama. Hani sosyal mesafeyi koruma. Yani hiçbir şekilde hani mümkün olduğu kadar 2 metreden fazla hani yabancılara hani yaklaşmıyoruz. Hani evden çıkmak zorunda kalmışsak, örneğin hastaneye gelmek zorunda olan çocuklar var. Onlara muhakkak 2 yaş üstüyse maske taktırıyoruz, el yıkatıyoruz. El yıkatma çok önemli ama çocuklara da öğreteceğiz. El yıkama hani sadece elini suyun altına koymak değil. Hani bu el yıkama tekniği o kadar önemli ki erişkinlerimiz de atlıyor, çocuklarımız da atlıyor. Bu el yıkama 20 saniye olacak. Muhakkak 20 saniye olacak. Elimiz... O neden 20 saniye peki hocam? Mikroorganizmanın elden temizlenme süresi hani hani hızlı akan suyun altında ve sabunun altında bu kadar. Sabunla el yıkayacağız örneğin. Hani çünkü bu özellikle bir RNA virüsü, çevresinde yağ dokusu var hani zarfının olduğu bölgede. Yağ da sabunla eriyip gidiyor, akıp gidiyor. O yüzden hani özellikle bir sabun olması kesinlikle gerekmiyor. Antibakteriyel sabunlar çok fazla kullanılıyor. Hiç gerek yok. Normal bir sabunla elimizi iyice köpürterek ama muhakkak güzel temizleyerek, parmak aralarını temizleyeceğiz, elimizin uçlarını,
parmağımızı, baş parmağımızı ve bileklerimizi yıkayarak, hani özel bir yıkama şekli olacak bu. Ve sonrasında 20 saniye kadar elimizi suyun altında tutarak güzel temizliğini sağlayabiliriz. Yani yaklaşık bir 30-35 saniyelik bir süreçten bahsediyoruz. Yani muhakkak bunu yapmak peki gerekiyor. Peki günde kaç defa yıkamamız gerekiyor? Bir kere hani bunun bir sayısı yok. Hani temas ettikçe, örneğin çocuklar için hani yemeklerden önce, yemeklerden sonra, lavaboyu kullandıktan sonra, hani farklı yerlere teması olmuşsa, örneğin dışarı çıkmışsa, dışarıdan geldikten sonra, hani oldukça sık yıkamak gerekiyor açıkçası. En önemli koruyucu tedbir el yıkama. Ama artık hani pandemi ilan edildi, hastalık çok yaygınlaştı, hani o yüzden hastalığın yaygın görüldüğü ülkelerde hani bu cerrahi maskeler dediğimiz bu tarz hani maskelerin kullanımı da artık hani çocuklarda bile öneriliyor. Hele hastane gibi hani. Peki hocam nasıl takıyoruz bunu? Hastane gibi hani diyelim ki hani bir çocuk hani hastaneye farklı bir şikayetle gelebilir. Aşı olmak için gelebilir en basitinden. Hani sağlıklı bir çocuk. O yüzden hani onları da korumak, hekimi de diğer temas edecekleri de taşıyıcı çocuklardan korumak için hani maske kullanımı gerekebilir. Kolay değil çocuklarda maske kullanımı. El yıkamak çok çok daha önemli, onu söyleyeyim. Nasıl kullanacağız? Hani erişkin hastalarda bazen yanlış kullanıyor. Bir kere ağzımızı burnumuzu içine alacak şekilde kullanacağız. Hani evet. Ve hani maskeyle oynamayacağız hani kullandıktan sonra. Örneğin maskeyi aşağı çekiyorlar koyduktan sonra, yukarı çekiyorlar, tekrar kullanıyorlar. Bu bölgeye artık dokunulmaması gerekiyor. Burnumuzda ağzımızı koruyacak şekilde yerleştirdik mi artık bu şekilde durması gerekiyor maskenin. Çıkartırken de özellikle çıkartılması gerekiyor. Asla bu kontamine olan ön bölgesine dokunup çekip çıkartmayacağız. Bu yandan lastiklerinden hani çıkartacağız. Hani bunu taktıktan sonra lastiklerden çıkartıp tıbbi bir atık gibi her yere atmıyoruz maskemizi. Muhakkak hani bir poşet içerisinde koyup. Tam ben de koyup onu soracaktım. Çünkü gerçi Turizm ve Çevre Bakanlığı da bir kamu spotu yayınladı. Bakıyoruz şimdi eldivenler, maskeler yerlere atılıyor ya da evsel atıkların içerisine atılıyor. Bu noktada eğer zaten temas ettiyse bu maskeyle, aynen öyle. Onlar bir şekilde diğer başka evsel atıklarla temas edecek ve bunların ayrışmaya gittiği noktada da zaten o virüs yine gelecek. Başka zaten 4 gün 5 gün diyorlar yani. Enfekte edebilirsiniz. Yani plastiğin üzerinde 3 gün kadar kalabiliyor. Yani bunu doğru kullanmazsa hastalığın çok daha yaygınlaşmasına, çok daha fazla yayılmasına, başka kişileri enfekte etmeye sebep oluruz. Muhakkak hani bir poşetin içerisine koyup eldivenleri de hani o şekilde atacağız. Eldivenler de çok yanlış kullanılıyor erişkin hastalarda. Sanki yalancı bir kalkan gibi. Hani kişi eline eldivenini koyuyor. Örneğin market çalışanları. Hani bütün gün o eldivenle hani kendini korumak adına hani oraya dokunuyor, buraya dokunuyor. Herkesin aldığı, işlemlediği hani şeylerle uğraşıyor. O eldiveni gün içerisinde hiç çıkarmıyor. Bu çok yanlış bir tavır. El yıkamanın eline eldiven almıyor. Eldiveni hiç çıkarmaz. Hani sürekli kullanırsak da enfekte ediyoruz. Başka başka şeyleri enfekte ediyoruz. Hani ve bu sefer hastalığı daha çok yayıyoruz. O yüzden hani yalancı bir kalkan olmasın. Eldiven gerektikçe kullanılacak. El yıkamanın yerini asla almıyor. Onu muhakkak vurgulayalım. Peki hocam, şimdi yeni yeni tartışmalar da başladı. Sabun mu, dezenfektan mı noktasında? Şimdi şöyle bir şey, hani doğru teknikle, dediğim gibi doğru tekniği kaç kişi uyguluyor o konuda biraz şüpheliyim. Hani doğru teknikle 20 saniye sabunla el yıkamanın yerine hiçbir şey almıyor. Fakat hani şanssız virüs hani %70 ve üzeri alkole de çok duyarlı, hemen yok oluyor. Örneğin kolonya, %70'in üzerinde alkol içeriyor çoğu kolonya. Hani kolonyaya veya hani alkol bazlı dezenfektanlara çok duyarlı, hemen yok oluyor. Bir de çevre temizliğinde hani çamaşır suyu kullanılabilir. Çamaşır suyu da 1'e 10 oranında kullanıldığında oldukça duyarlı. Virüsü yok etmek açısından çok etkili. Tabii bu noktada çamaşır suyu dediniz. Bizim geçtiğimiz günlerde Bursa'dan da üzücü bir haber geldi. Bu koronavirüsten dolayı çok fazla bak, doktor evde amca ne diyor? Öksür diyor. Öksür anneciğim. Evet, güzel bir video bu. Hani eskiden böyle çocuk hastalarla hani çok yakın temas ederek, oyun oynayarak hani muayenelerini sağlıyorduk. Hani biz çocuk doktorları için çok eğlenceli kısımdı muayene etmek. Hani hastayla kooperatif. Bir kere daha al anneciğim. Ama artık şartlarımız biraz değişti. Bir kere daha. Sanırım videoda ses var. Onu bir düzeltebilirsek.
Evet hocam. Artık hani her çocuğu muayene ederken potansiyel koronavirüs taşıyıcısı olabilir mi diye koruyucu ekipmanlarımızla muayene ediyoruz. Hani bu geçici bir süre için bu muayene şekli artık kullanılmıyor. Muhakkak koruyucu maskelerimizi takıyoruz. Bu sağlık personelinin kullandığı hani özellikle... Sizler de bunları muayene esnasında takıyor musunuz hocam? Ben hani ve benim grubum hani takıyor. Neden takıyor? Hani bu özellikli bir maske. Her hekimin takması gerekmiyor ama ağız muayenesi yapıyorsanız hani biz ağız ve göğüs muayenesi yapıyoruz. Hani yoksa o virüsle direkt hani karşı karşıya kalabiliriz. Bunlar N95 dediğimiz hani virüse karşı daha etkili koruyucu olan maskeler ama halkın bunu kullanmasına kesinlikle gerek yok. Özellikle işlem yapan doktor arkadaşların, sağlık personelinin, bu hastalara bakan, koronavirüs hastalarına bakan hemşire hanımların, hani sağlık personellerinin bunu kullanması gerekiyor. Bu özellikle bir maske. Hani halkımız bunu aramak için özel bir çaba sarf etmesin. Şu cerrahi maskeler halk için kesinlikle yeterli oluyor. Bizim böyle hani yakında Doğu Üniversitesi'nin hani özel olarak çıkardığı hani hastaları muayene ederken hepimizde hani çocuk hekimleri için özellikle hani vurgulanıyor. Acil hekimleri için, anestezi hekimleri için özel siperliklerimiz var. Hani şu şekilde başımıza hani koyup eğer hani ağız muayenesi yapacaksa, hastayla yakın temas edeceksek korunmak amacıyla kullandığımız artık bu koruyucu ekipmanlarınızın tümünü hasta muayene ederken, özellikle hasta muayene ederken kullanmak zorundayız. Bir izleyicimiz sormuş, günaydın efendim demiş. Ben Şubat ortasından beri alerjik durumum çok ciddi bir şekilde devam etmekte. Doktorumun tavsiyesiyle Auris ve Rinodenin ilaç kullanıyorum, nazal spreyi kullanıyorum ama demiş yine de alerjik reaksiyonum devam ediyor. Doktorumuz ne tavsiye eder? Şimdi alerjik reaksiyon açısından acaba alerjik nezlesi mi var, alerjik cilt döküntüsü mü var, hani alerjik astımı mı var? Hani tabii onu biraz ayrıntılı konuşmamız gerekiyor ama şunu hani vurgulayayım, hani tam alerji dönemi. Alerjik nezlenin dönemi, alerjik polen alerjisine bağlı astımın dönemi, polenlere bağlı hani kurdeşin olmuşsa onların dönemi. O yüzden hani bu hastalarda koruyucu ilaç kullanmanın tam dönemi. Gerektiğinde kortizonlu burun spreyleri, gerektiğinde kortizonlu fısfıslar kullanıyoruz. Hastalarımız bu koronavirüs salgınından dolayı hani hastaneye artık hani rutin kontrollerine gelemez durumdalar. Zaten acil bir durum olmadıkça telefon vizitleri yapıyoruz ve hastalarımızın tedavilerini düzenliyoruz. Ama bu arada sizin aracılığınızla şunu vurgulamak istiyorum. Buyurun. Hani alerji hastalarımız, hani alerjik nezlesi olanlar, alerjik astımı olanlar bu dönemde ilaç kullanmaları gerekiyor. Kesinlikle ilaçlarını koronavirüs salgını var diye kesmeyecekler. Örneğin alerjik astımın kontrol altında olması çok çok önemli bu hasta. Kontrol altında değilse, öksürük kırıltısı varsa çocuğun çok daha ağır seyrediyor koronavirüsü kaparsa. O yüzden koruyucu ilaçlarını kesinlikle salgın var diye kesmeyecekler. Başlanacak olan ilaçlar başlanacak. Devam etmekte olanlar da devam edecek, kesilmeyecek. Bunun vurgusunu yapalım hani buradan sizin aracılığınızla. Evet, yani şunu demek istiyorsunuz sanırım. Bu koronavirüs sizin kullandığınız ilaçları etkilemiyor. Siz normal rutininize devam edeceksiniz. Rutininizde ağızdan alınan yüksek doz kortizon hariç devam edeceksiniz. Alerjik hastalıklarda zaten çok az kullanıyoruz ağızdan alınan yüksek doz kortizonu. Fısfıs şeklinde olanlar, burun spreyi olan sprey şeklinde olanlara kesinlikle ara verilmesini önermiyoruz bu dönemde. Hastalığın kontrol altında olması çok önemli. Hani soruyu soran hastamız için de hani şimdi bir takım en bazal tedaviler hani antihistamin ve burun spreyi dediğimiz başlanmış. Bunun üst düzey tedavileri var ama hani hekim kontrolünde olması lazım artık. Hani bir üst basamak ilaçları geçilmesi için bir kontrol olup ona göre hani. Peki çocukların bağışıklık sistemini güçlendirebilir miyiz? Yani böyle bir işte doğal vitamin ya da ailelerin özellikle çocukların tüketimini sağlaması gerektirdiği gıdalar. Şimdi şunu söyleyeyim hani güzel bir soru oldu bu. Hani çok fazla hani bağışıklık güçlendirici takviye diye çok fazla şey satılıyor. Bunun biraz suistimali söz konusu. Öncelikle şu anda hani çocuklarımız evde. Hani güzel hani beslenme imkanları çok daha iyi. Güzel meyvesini, sebzesini yiyen, hani 3 öğün beslenen, biraz probiyotik alan, örneğin hani yoğurt, kefir gibi hareket eden
yani egzersiz yapan bir çocuk için kesinlikle gıda takviyesine, bağışıklık güçlendirici hiçbir şeye ihtiyaç yok. C vitamininden zengin beslenme, D vitamini biraz güneşe çıkma, hani mümkünse hani balık yeme, hani ceviz yeme şeklinde, hani bir takım omega 3 ve D vitamininden zengin beslenme, C vitamininden zengin beslenme ama bunları doğal yolla yapma. Yani dışarıdan alınan hiçbir takviyeyi bu dönemde önermiyoruz. Örneğin bağışıklık güçlendirici hani papatya, ekinezya ekstreleri, beta glukanlar hani çok yoğun kullanılıyor. Hiçbirisinin hani bu virüse etkinliği gösterilememiş. O yüzden hani doğal yollarla sağlıklı beslenme, hareket, çocuklarımız hareketsiz kalmasın. Peki, o çok önemli. Özellikle televizyonlarda görüyoruz. Yani baktığımızda işte şu ülkeden geldi, şöyle çocuklara faydalı. Şunu tüketin, bunu tüketin, kesinlikle. Şu ilaçları alın, bu ilaçları kesinlikle. Alın. Hiçbir yan etkisi yok. Kesinlikle o zaman öyle bir yani şey baktığımızda sizin söylediğinizde değerlendirecek olursak bu ilaçların çocuklar üzerinde çok da bir etkisi yok. Yani doğal kesinlikle. Vitaminlerin diyelim. Kesinlikle. Demeyelim yani de. Hani vitaminin hani fazlasının zaten alerjik hastalıkları arttırdığına dair dünyada net veriler var. Hani bu konu çok tartışıldı. Yani doğal beslenip gerekli vitamin ve mineralleri doğal beslenmeyle almak en sağlıklısı. Ha bunu örneğin meyve sebze hiç tüketmeyen bir çocukta bir multivitamin kullanabilirsiniz. Ama bunları sağlıklı bir biçimde tüketen probiyotik hani koruyucu deniyor. Yoğurtta, kefirde hani peki şunu da soralım o zaman. Özellikle hani söylerlerdi bunlar bizim büyüklerimizden duyduğumuz yoğurdun suyunu için evde mayalanmış. Evet, evet. Gerçekten doğru mudur kesinlikle bu probiyotik aslında? Probiyotik içeriği çok yüksek. Yani evde mayalanmış zaten yoğurdun probiyotik içeriği çok yüksek. Evde yapılmış turşunun hani probiyotik içeriği çok yüksek. Hani bunlar destek maksatlı erişkin hastalarda da kullanılabilir. Sadece çocuk hastalarda değil. Hani erişkin hani bağışıklığını güçlendirmek, doğal yolla güçlendirmek, işte probiyotikten zengin beslenmek, D vitamininden, C vitamininden zengin beslenmek. Hani bunu da zaten meyve sebzeyle hani rutin alan kişilerde, bunları tüketen kişilerde sağlayabiliyoruz zaten. Hani ekstra dışarıdan bir şey almaya kesinlikle gerek yok. Zaten burada immün sistemin ille güçlenmesi, yani koronavirüste belli bir yerde ağır seyreden hastalarda immün sistemin aşırı çalışması ve sitokin fırtınası dediğimiz bir olay var. Yani immün sistemi de aşırı çalıştırmak iyi bir şey değil. Her şey normal ve dozunda olması lazım. O yüzden doğal yollarla alınanı tercih ediyoruz. Evet, yani bu noktada o zaman evde yapılan yoğurtları, turşuları, evet. Cevizi tavsiye ediyoruz. Bol bol tüketin izleyicilerimiz. Evet, en azından hem doğal hem de korunmanın en üst seviyesi gibi geldi bana anlattıklarınızdan. Evet, doğal yollarla alınan hani şeyleri tercih ediyoruz. Dışarıdan alınanları kesinlikle bir eksiklik olmadıkça beslenmede hani önermiyoruz. Hani artık hani güneş de var. D vitamininden hani zengin biraz güneşe çıkma, hani uzun kemiklerin öğle güneşinden faydalanması. Hani bunları sağlıklı olmak için, ille koronavirüsten hani korunmak için değil de sağlıklı olabilmek adına öneriyoruz. Evet, son 10 dakikaya giriyoruz. Biraz da bu alerjiyle ilgili konuşmak istiyorum. Yani tabii. Alerji ayındayız. Şu an en çok görülen alerji vakaları neler? Bunlarla başa nasıl çıkabilir izleyicilerimiz? Bunun hastaları nasıl tedavi yöntemleriyle bu sorunu en az hasarlı atlatabilir? Şimdi şöyle bir şey, hani şu an hani gerçekten hani Kıbrıs'ın yoğun polen dönemindeyiz. Dünya içinde öyle. Hani alerjik nezleler, böyle burun akıntıları, kaşıntıları, gözler akıyor, burun tıkanıyor. Hani biraz astım da eşlik ediyorsa öksürükler, nefes darlıkları ardından geliyor. Ciltte döküntüler olabiliyor. Tam hani alerji mevsimi dediğimiz polen alerjisinin yoğun olduğu dönemdeyiz. Bir alerji hekimi olarak şunu söyleyebilirim. Alerji ilaçları, hani çok etkin alerji ilaçları var. Hani biz hani hastaları bu riskli dönemi hiç şikayetsiz geçirtebiliyoruz ilaçlarımızla. Örneğin hani ağızdan alınan alerji tabletlerimiz, şuruplarımız var, burun spreylerimiz var. Eğer astım varsa hani ağza sıkılan inhaler spreylerimiz var. Bunlar hani oldukça etkili. Doğru zamanda kullanıldığında, örneğin polen alerjisi olanlarda polen dönemi başlamadan başlıyoruz koruyucu ilaçlarına. Ve polen döneminin sonuna kadar, genelde Mayıs sonu, Haziran başına kadar devam ediyoruz. 3 ay koruyucu tedaviyle hiç şikayetsiz bu dönemi geçirebiliyorlar ama doğru zamanda başlamak lazım. Hastanın şikayetleri başlayıp ağırlaştıktan sonra ilaçlar etkinliğini biraz kaybediyor. O yüzden doğru zamanda alerji hekiminin gözetiminde başlamak lazım. Muhakkak alerji hastalarının elinde bir testleri olması lazım. Neye karşı
yaş alerjileri var. Hani bu ev tozu mudur, polen midir, bir gıda mıdır bunu bilmek, ona göre hareket etmek lazım. Hani ben burun akıntım, kaşıntım var, biliyorum alerjim var ama bu sadece yeterli değil. Testle göstereceğiz, nereden uzak duracağımızı bileceğiz. Polense farklı, rutubetse farklı, ev tozuysa farklı önlemler alacağız. Hani peki... Alerjinin etkileri nelerdir insan vücudu üzerinde? Mesela rutubete alerjisi olan nasıl bir ruh haliyle uyanır rutubetli evde kaldığında? Yani, tabii hoş bir ruh haliyle uyanmaz. Yani spesifik bunun şeyleri var mıdır? Tabii. Yani alerji zaten hani sistem burnumuzu, akciğerlerimizi, cildimizi ve mide bağırsak bölgeyi hani tutabilen bir hastalık. Yani bütün organları komple etkileyebiliyor. Burnu tuttuğunda alerjik nezle oluyor. Akciğerler tutulduğunda astım. Ciltte kurdeşen tarzı hani veya dilde dudakta şişme tarzı. En ağır alerjik reaksiyon da alerjik şok dediğimiz, artık bu özellikle arı sokmalarından hani bildiğimiz hani yaşamı tehdit eden ağır besin alerjilerinde de olabilir. Ağır alerjik reaksiyonlar hani. Bir de son yıllarda artık hani besin alerjileri çok arttı. Küçücük bebeklerde, daha anne sütü alan bebeklerde kanlı balgamlı kakalar, kilo alamama çok inanılmaz derecede arttı. Hani bu koronavirüs öncesinde onlarla uğraşıyorduk biz. Hani her gün 4-5 tane hani normalde sağlıklı görünen çocuk hani bağırsak alerjisiyle başvuruyor. Onların besin alerjisini saptıyorsunuz. Annenin diyetinden gıdaları çıkartıyorsunuz. Hani oldukça meşakkatli bir süreç. Peki bunlar anneden mi geçiyor çocukların? Anneden geçebiliyor tabii ki. Peki çocuk, annelerin bu... hamilelik döneminde ne yapmasını tavsiye edersiniz? Yani böyle daha sonrasında sıkıntılarla karşılaşmadan önlem alınması için. Şimdi hamilelik döneminde alınan hiçbir önlemin aslında bunu tam olarak engelleyemeyeceği yapılan çalışmalarda gösterilmiş ama annelere ne öneriliyor? Doğal beslenme, hani mümkün olduğu kadar katkısız, hani sentetik şeylerden uzak, hani doğal beslenme tarzında. Omega 3 ve D vitamininden zengin hani beslenme, probiyotikten zengin beslenme. Az önce konuştuk ya koronavirüsten korunmak için olanlar, hani annenin gebeliğinde alerjiden korunmak için de geçerli önlemler. Aslında sağlıklı beslenme önerileri. Bunlar öneriliyor ama ne yapsa da eğer o alerjik bünye bebekte oluşacaksa bunu engelleyemiyoruz. Oluştuktan sonra bir takım tedavilerimiz var. Ama bu bağırsak alerjileri çok sık, böyle artık salgın gibi o kadar sık görülüyor ki tek yüz güldürücü tarafı 1 veya 2 yaşta kendiliğinden geçiyor. Biz o döneme kadar destek veriyoruz bebeklere. Diğer alerjiler gibi değil, yani ömür boyu değil, yani alerjik nezle gibi, astım gibi değil bu bağırsak alerjileri. Peki çocukları yetiştirirken gıdasal anlamda doğumundan işte belli bir erişkinliğe ulaşana kadar belli uyulması gereken bir çizelge var mı? Yani siz neyi tavsiye ediyorsunuz uzmanlar olarak? Yani anne sütü kaç aylıkken kesilmeli? Örneğin hani anne sütü gerçekten hani ben bir çocuk hekimi olarak şuna inanıyorum. Tanrı'nın bir mucizesi bir kere. Yani hani bir sürü hani teknolojiyle buna benzer mamalar üretilmeye çalıştığı, hani hiçbirisi anne sütünü taklit edemedi. Hani aynısı olamadı. İçerisinde bağışıklık hücreleri var, enzimler var, koruyucular var. O yüzden hani mümkün olduğu kadar 4-6 ay sadece anne sütüyle beslenmeyi öneriyoruz. Anne sütüyle beslenmenin pek çok kronik hastalıktan koruduğu, hani alerji de bunlardan birisi olabilir. Hani örneğin hani ileride gelişecek kanserde, ileride gelişecek diyabet, şeker hastalığında, kronik romatizmal hastalıklarda bile koruyucu olduğu gösterilmiş. O yüzden varsa, devam edebiliyorsa, bir engeli yoksa ilk 4-6 ay anne sütü, mümkünse 2 yaşa kadar da takviye şeklinde anne sütünü öneriyoruz. Hani 4-6 aydan sonra da ek gıdalara yavaş yavaş ama 3-5 gün arayla bebeklerin bağırsakları hani pek çok şeyi aynı anda kaldıracak şekilde de yavaş yavaş alıştırarak hani veriyoruz. Bir de alerji oluşturmaması için takip etmemiz gerekiyor. Eğer bir günde iki gıdayı başlarsanız hangisinin rahatsız ettiğini ayırt edemezsiniz. 3-5 gün aralarla yeni hani örneğin sebze çorbaları, örneğin meyve püreleri, yavaş yavaş tahılları, yavaş yavaş kırmızı eti ekleyerek hani menüyü genişletiyoruz. Ama ne olursa olsun, eğer imkan varsa 2 yaşına kadar anne sütünün de devamını öneriyoruz. Evet, son 2 dakikamız. İsterseniz sizlerden de yavaş yavaş son mesajlarınızı alalım. Tamam. Biz de yayınımızı
Şimdi ben hani koronavirüsle ilgili bir mesaj vererek bitireyim. Hani alerjik hastalıkları konuştuk zaten, gündemimiz daha çok koronavirüs. Hani çocuklar hani bu hastalığın dokunmadığı bireyler genelde dedik ama tabii ki bu bir kural değil. Çocuklarımızı korumakla mükellefiz. Dolayısıyla onlara doğru eğitimi vereceğiz. Doğru el yıkamayı öğreteceğiz, sosyal mesafenin ne demek olduğunu, niye bunun uygulanması gerektiğini, kaygılarını arttırmadan muhakkak güzelce anlatacağız. Bu ebeveyn olmanın, bir doğru ebeveyn olmanın bir gerekliliği, bunu muhakkak yapacağız. Hani sosyal mesafenin korunamadığı ortamlarda artık maske takılması, erişkinler gibi çocuklarda 2 yaşın üzerinde örneğin hastaneye gidecekse bu şart. Hani bunu muhakkak çocuklarımıza öğreteceğiz ve kaygı düzeylerini aşağı çekecek şekilde eğitmeye çalışacağız. Bu bizim için çok önemli. Hastalık bulgusu da olduğunda, örneğin ateş, öksürük, her şeye rağmen, korumaya rağmen hastalık bulgusu oluştuğunda da Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde pandemi hastanesi oldu artık. Ateş polikliniği var. Burada hızlıca tetkikler yapılabiliyor. Buraya başvuruyoruz ve tetkiklerimizi yaptırıyoruz. Bu çok önemli kısmı. Bu tarz koronavirüs hastalarının şu an müdahale edildiği yer Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi. Magosa'da da tetkikler başladı Devlet Hastanesi'nde ama evet. Çocuk hastaları için ateş polikliniğine yönlendiriyoruz. Ve biz de takiplerini yapıyoruz hastalarımızın. Bir izleyicimiz çok teşekkür ederiz Sayın Doktor Hoca Hanım'a demişler. Bizler de Kanal T olarak çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet. Günler Doktor Suat Günsel, Girin Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Arzu Babayiğit ile birlikte güzel bir program yaptık çocuk sağlığı üzerine. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde ekonomist Derviş Kemal Deniz'le birlikte olacağız.